Sese doğru. Gelin gençler, PES 2018'in online betasını oynamaya devam ediyoruz. Bu beta gençler ayın 30'u gibi galiba bitiyor. Yani sadece 10 günlük bir süre ile açık kalacak. O yüzden bu süre içerisinde bol bol oynayalım. Ondan sonra göremeyeceğiz çünkü oyun çıkana kadar. Bugün Brezilya'yı seçtim. Bakalım neler olacak. Sizlerin yorumlarını okuyorum gençler. Vereceğim bilgiler de var tabii ki. Online beta dediğim gibi 10 gün sürüyor. Ondan sonra bir demo çıkar mı çıkmaz mı belli değil. Biliyorsunuz PC için demo çıkmıyor gençler. Bu kötü bir şey gibi görünüyor ama Konami'nin savunması şu. Biz diyor ne zaman diyor PC için diyor demo çıkarsak diyor hemen diyor yamacılar geliyor diyor. Gençler 4 tane takım veriyorlar mesela demoda. Bu arada rakibimiz geldi. Emir 638. Kendisine başarılar diliyoruz. Ne zaman demo çıkarsalar demoyu crack şeyini kırıyorlar gençler. Ondan sonra 10-15 tane takım ekleniyor. Bu da bizim canımızı sıkıyor diyor sevgili Konami. O yüzden PC'ye demo çıkmıyor maalesef. Diyor ki yorumda abi diyor. Durun stadyumu biz ayarlayalım. Gece maçı olsun. Güzel şöyle kaliteli bir maç yapmak istiyoruz. Ve formalar gayet iyi. Ondan sonra kamera ayarlarım da iyi. Gençler kamera ayarlarını şöyle göstereyim size. Göstermemiş olabilirim. Dinamik geniş var. Canlı yayın var. Taraftar görünümü var. Bakın bu her yeri daha iyi gösteriyor aslında. Dikey var. Kuş bakışı var. Orta mesafe. Uzun. Geniş. Bu da dinamik geniş. Oyun planına girelim. Diyor ki orunda abi diyor bize diyor şunları göster diyor. Gençler burası 2017'li hemen hemen aynı. Şu talimatlar bölümü. Kadro pozisyon düzenli bölümü de yine aynı. Gördüğünüz gibi çok büyük bir farklılık yok. Ben bu arada kadromu düzenleyeyim. Saniye sayıyor çünkü. Şöyle iyi, şöyle bir tatlı. Oyuncu ayarlarına girelim gençler. Aynı PES 2017'deki gibi yine kaptanı seçebiliyorsunuz. Uzun frikik, kısa frikik, carçurt. Destek ayarları falan var. Ben genelde oraları kurcalamayı çok sevmiyorum biliyorsunuz. Başlama vuruşu diyelim bir. Durun şu sesi bir daha dinleyeyim bakın. Diyor ki yorumda abi diyor yağmur yağdığı için diyor. Gök gürültüsü o diyor. Hani? Hava yağmurlu değil. O standart bir ses gençler ama ben anlamadım yani ne sesi. Kalp atışına benziyor değil. Saniye sayıyor diyor değil. Gençler yorumlarınızın hepsini okuyorum emin olun. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Eğer benden kalp almak istiyorsanız ya da benden bir etkileşim almak istiyorsanız güzel yorumlar yazın. Videonun içeriğiyle ilgili yorumlar yazın. Mücadele başlıyor. Ve bakalım bugün neler yapacağız. Alışmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi pas sistemine Marcelo'dan güzel bir pas. Daha doğrusu oynanışa alışmaya çalışıyoruz. Neymar. Nefis bir hareket Neymar. Eli ayağına dolandı Neymar'ın. Sidibe. Griezmann. Döndü etrafında Augusto. Verdi Sidibe'ye. Şimdi Sidibe baktı arkadaşlarına. Bakın çok... Herkes dediğim gibi çok paslı oynuyor. Tık 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 oynuyorlar. İçeri iyi sokuldu Pogba. Paulinho kaçırma onu. Casemiro. Al onu aferin. Ama kalsın aferin. Casemiro. Aa kalmıyor bir türlü. Oo vallahi yiyordum golü. Etkili geldi Fransa değerli izleyiciler. İşte pozisyon tekrarı. Ben basıp geçmiyorum gençler ama rakip basıp geçerse izleyemiyoruz pozisyonu. Öyle bir durum var. Yoksa bana kalsa zaten hepsini izlettireceğim sizlere. Dakikalar 7'yi gösteriyor. Firmino indiremedi. Henüz bir etkinliğimiz yok. Daha topu alamadık gördüğünüz gibi. Ver pası şimdi. Firmino yaptı ara pasını. Hemen kapattılar orayı. Neymar kaponu alamadı. Umtiti. Bir hatasına bakar William. İşte bundan bahsediyorum. William uzaktan bir deneme yapayım. William! Üstten asfakla dışarıda. Şuta bastım. Fakat bir iki adım attı. Onu da söyleyeyim. Yine bir toparlama süreci var. Anında şut atsın istiyoruz. Atmıyor ya. Keşke olsa. Umtiti. William onu rahatsız etti. William ne adam çıktı gençler oradan. Bir daha vuracağım. Deneme 1-2-3. William! 90'dan çeldi. Uzaktan şutlar güzel onu söyleyeyim. O hoşuma gitti. Ya şeyi nasıl değiştiriyoruz ya? Neye basınca açı değişiyor bunda? Değiştiremedim ben onları. Neyse strateji yapalım. Öne çıkma diyelim biz. Bakalım kim vuracak? Neymar, William vurur mu? William! Yine kaleci Loris. Duran toplarda serbest vuruşlara biliyorsunuz kamerayı yukarı falan kaldırabiliyoruz ama kornerde yapamadım ben onu. Yalnız gençler oynadıkça zaten her seride aynı şey biliyorsunuz. Benim geçmiş incelemelerimi de açın bakın 17'yi 16'yı hep aynı şeyleri söylüyoruz. Sonra bir alışıyoruz işte. Yani oyun oturaklı onu söyleyeyim.
Online'dan ötürü aynı MyClub'da biliyorsunuz. Analik oynarken farklı, MyClub oynarken farklı bir tat. Neymar gelişin orta. Willian! Son anda kaleci parmaklarının ucuna çeliyor o ara. Yine gole çok yaklaşıyor. Tantonispor. Ne güzel olur desek şunu bir an önce çıksın. Gençler, Tantonispor yeni sezon formaları tasarım olarak neredeyse hazır. Söyleyeyim, efsane formalar var. Ve işte 2018 çıktığı zaman da bir an evvel hemen başlayacağız zaten ana ligimize falan. Biraz paslaşalım gençler, oyun kuralım bakalım. Casemiro, Paulinho, Firmino. Dur, orada pası kaptırdık. Griezmann, al onu. Bir daha Paulinho, al onu. Alamadı. Kante, Neymar, aferin sana. Diyor ki yorumda abi, diyor Neymar diyor gol atınca soyunabiliyor mu diyor. Vallahi merak ediyorum. Görmedim henüz kimse de onu ben. Kaldırmış da olabilirler, devam ediyor da olabilir. Gol atıp deneyebiliriz. Farkındasınız, spikeri kapattım gençler. Kafa karıştırıyordu. Griezmann. Aman dikkat. Güzel pas. Neymar şimdi. Ara pası klas. Neymar akıyor. Firmino yaptı. Çok enteresan bir yer yaptı. Marcelo yapacak. Hocam. Biraz kavalıma vurdular. Biraz kavalıma vurdular. Bakalım, geçmeyelim şunları. Dembele. Sarı kartı gören oyuncu. Yeni animasyonlar çok fazla yok gibi. Yine aynı şeyler. Ufak tefek farklılıklar vardır sadece. Bakın şu güzel. Oyuncu dönünce kendisi şey yapıyor böyle. Neyse. Paulinho. Paslaşarak kullandık. Marcelo ara pasını yaptı. Paulinho. Paulinho nefis bir çalım hareketi. Offside yok döverim. Neymar'a doğru. Ama Dembele aldı Neymar'ın önünden. Dembele Marcelo aldı. Verdi pası. Neymar. Enteresan bir hareketler. Marcelo güzel hareket. O da güzel. Augusto kaybetmeyin topu. Willian dön. Firmino vuracak, ayağına vurdular. Son saniyede uyuz oluyorum şuna ya. 50 tane top çevir. Tam şut atacağım, dokunuyorlar ya ayağına. Çok gıcık bir şey o. Geçiyor gene. Biz de gidelim bakalım alan bir oyuncuyu. Durun bakalım. Paulinho. Paulinho ile mi gideceğiz? Dur dur, gidemezsin Paulinho sen. Neymar'la falan gitmek lazım. Paulinho. Oba. Bakkala çakkala gönderdi. Marcelo beklemiyordu onu. Paulinho şimdi Neymar görecek. Neymar'dan şu güzel hareket işte bakın. Neymar yap ara pasını. İşte busun sen Marcelo. Senin daha hızlı olman lazım. Marcelo. Sidi ve Marcelo'dan hızlı çıktı. Rakip şamşırdı. Köşe vuruşu değerli izleyiciler. Çalımlar. Güzel zamanlamayla yaparsanız güzel. Neymar yaptı. Casemiro ve gol! Casemiro. Bakın yürüyoruz. Geçen sene olduğu gibi gençler indirmiyorlar yere. Farklı sevinçler yaptırayım ama hemen geldi. Neymar yapıştı. PES 2017'de gençler hareket yapmazsanız gol sevinci hemen yere indiriyorlardı. Lacazette diyor ki yorumda abi, diyor Santra'dan direkt kaleye vuruluyor mu diyor. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Geriye doğru dönüp pas vermek gerekiyor herhalde. Denemedim yani. Denerim gol yersem. Al onu. Aferin Augusto. Ara pası klas. Augusto çek. Hemen gittim Firmino adamın üzerine. Umtiti alın onu. İşte bu. Ver pası. Güzel pas. Augusto al onu. Firmino geç onu. Geçemedi. Evet Firmino gelişine. Firmino! Zayıf bir vuruş oldu Firmino'dan. 2 dakikalık uzatma. Son saniyeler değerli izleyiciler. 1-0 öndeyiz. Yaptığım maçların birçoğu 1-1 bitti ya. Fark etmişsinizdir. İşte alışma süreci olduğu için. Yani karşımdakiler de kötü oyuncular falan değil. Hepsi iyi oynuyorlar tabii ama herkeste böyle bir şeylik var. Yani alışma süreci. Ama keyifli olduğunu söyleyeyim ya. Güzel bir PES bizi bekliyor olacak eminim. Bol bol konuşacağız tabii ki. Bir yandan spikerlik, bir yandan maç yapacağız, bir yandan da konuşacağız. Tekrar şunu hatırlatayım gençler. Bu bir demo bile değil daha. Ha peki bunu şey... bilmiyorum o bilgiyi verdim mi? Durun şöyle paslaşalım biraz. Bakın Paulinho ver pası. Oo çok güzel pas o. Ver o pası. Oo pası gördünüz mü? Çok güzeldi. Firmino. Enteresan işler oluyor. Brezilya gibi olsak yok döverim. Willian yerden orta deniyorum. Gelişine Firmino ve gol! Firmino. Yerden orta çok kolay kolay yapmam yani sıklıkla. Ama iki oldu. Yerden orta etkiliydi. Şunu merak ediyor olabilirsiniz. Bu bir demo değil. İki takımlık online bir beta. Neden böyle bir şey yaptık ona? İlk defa böyle bir şey oluyor gençler. İlk defa şahit olduk buna. Sebebi şu. Bize bir iyilik gibi değil. Yani hem bize bir iyilik. Önden bir test etmiş oluyoruz. 2-2 yan yana oynanamıyor maç biliyorsunuz. Oo vallahi gol yiyordum. Yani iki kişi mesela Ümidi ile beraber oynayamıyoruz. Sadece online rastgele birilerini oynuyorsunuz. Konami'nin amacı gençler serverlarını test etmek. Yani yükü kaldırabiliyor mu? Nedir? İşte geri dönüşler nasıl? Onları inceliyorlar.
Yani şu anda aslında hala son dokunuşlarını yapabilirler. Şunu demeye çalışıyorum. Oyun çıktığında daha hızlı olabilir belki. Willian. Şu hareketi seviyorum. Ama kaptırdım Willian. Pogba geriye döndü. Willian baskı yaptı. Willian'ın baskısı çok hoşuma gidiyor, presi. Dakikalar 56. Thiago Silva önünden geçen topu izledi. Augusto. Ha dur. Gençler. Mesela Payet yazıyor. Ben Paye diyorum. Diyor ki yorumda, abi diyor, niye Paye diyorsun diyor. Of. Ya böyle ufak şeylere takılmayın. Onu söyleyeyim. Yani şöyle. Ben PES 3 serisinden beri, yani 14 yıldır gençler, spikerlik yapıyorum biliyor musunuz? Yani PES oyununa. Konuşurken gol yiyeceğim büyük ihtimalle. Yani her yıl on binlerce oyuncunun ismini seslendiriyorum. Firmino. Allah Allah dedi Firmino. Ara pasını yaptı Neymar. Gelişine, ah be. Gelişine Firmino. Korner. Koşa vuruşu diyecektim. On binlerce oyuncu ismini söyledim şimdiye kadar. Birçok oyuncuyu biliyorum. Tabii ki hata yapabilirim. Ya ben de insanım. Bilmediğim oyuncu isimleri olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Bu kadar takılmayın oyuncu isimlerine. Spikerler rastgele söylüyorlar. İnanın bana. Bir şey deneyeceğim. Dani Alves. Hadi be. 90'ı yaladı gitti. Of of ya, bırak da bir izleyelim çocuk. Dakikalar 60'ta oyuncu değişikliği yapalım. Bir yandan da konuşalım tabii ki. Fransa'da gençler, Fransız oyuncuların isimlerinde mesela jilet diye yazar, jile diye okunur. Payet diye yazar, paye diye okunur. Ama bazı spikerler payet der, paye der, bir şey der. Örneğin Wesley Snyder. Ya dur ben şunları bir ayarlayayım da. Casemiro Ronaldo'ya benziyor uzaktan ha. Enteresan. Gabriel Jesus'u alalım gençler. Firmino gerçekten çok etkiliydi, hoşuma gitti. Şöyle bakalım kimleri alabiliriz diye bakıyorum. İhtiyaç olanlar. Çok da bir değişikliğe gerek yok gibi geldi bana. Bir Marquinhos'a bakayım. Evet, Marquinhos'a şunu yer değiştireyim. O biraz ölmüş. Ofansif orta saha değişikliği gerek var mı? Yok gibi. Tamam, ilerleyen zamanlarda değiştirelim. Willian çok hoşuma gitti. Coutinho'dan daha iyi. Ne diyordum? İşte Payet olabilir. Mesela gençler, Wesley Snyder değil mi? Snyder. Bakın, yılların Schneider'ı. Bakın, yılların, belki bilmiyorsunuzdur. Yılların Schneider'ı o. Spikerler yıllarca Schneider dedi. Ondan sonra Snyder, Snyder, Snyder. 50 tane şey söylüyorlar. Takılmayın bu kadar. Neymar yere çarptırdı ama. Asfaltta çıktı. Griezmann. Griezmann dediler ilk başta. Oo, bayağı uzun zaman herkes Griezmann dedi, hatırlayın. Sonra birileri dedi ki Griezmann. Bir de şey vardı, Mbappe vardı, hatırlıyor musunuz bir önceki videoda? Abi Mbappe ne? Ya ben arada da saçmalarım yani esprisine. Şimdi Willian, yap ortayı, vur kafayı, bıdı bıdı yeter artık. Neymar indir onu, olmuyor. Maça dönüyoruz, yeter. Dakikalar 68, spiker modu on. Dembele, Marcelo. Gel bu tarafa Marcelo. İşte bu oyuncunun, yani rakibin topu atacağı yeri tahmin etmek oyunun büyük bir bölümünü oluşturuyor. Gabriel Jesus'tan ara pası, klas. Gelişini aşırtma yaptın, deneme. Çok aşırttın ama ya. Öğrenmeye çalışıyoruz. Oradan gelişine vurmak istemedim. Ama keyif alıyorum şu anda çok. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Loris. Giroud'un üzerinden Marquinhos uçar. Al onu. Verdim. Gabriel Jesus. Jesus. Burak vursun çocuk, Jesus. Ah, yaladı gitti. Çok güzel bir ara pası. Willian şimdi. Willian. Willian yara yara gidiyor Willian. İçeri sokulurum. İçeri sokulurum. Bir ağırlaştı yine. Pas ver, pas ver. Verdim pası. Penaltı. Penaltı kullanacağız ilk defa. Fark yok zaten de, niye heyecanlandım bilmiyorum ama değişik. Yine bakın gençler. Gösterge var, görüyor musunuz? Ama işte şu titriyor bende nedense ya. Bir vurayım bakayım. Neymar geliyor gençler. Gol atarsa soyunduracağım. Lütfen gol olsun. Neymar vurdu gol. Soyun. Soyun Neymar. Soyun var, soyun. Ama ne oldu? Soyunmadı. Bastım gençler, soyun vardı. Sarı kart görecekti. Soyunmadı. Bir şey oldu. Geçtiler. Ya bırakın da bir sevinç yapalım ya. Ama şunu görmüş olduk. Neymar'ın soyunması var. Güzel. 3-0. Thiago Silva. Dani Alves önünden geçen top. Augusto önüne geçin, önüne geçin. Önü neresi önü? Griezmann. Al onu Casemiro, aferin. Güzel pas şimdi. Jesus. Bir daha Jesus'a. Güzel. Ara pası. Olmadı. Paslaşamadık orada. Kontraya çıkamadık. Dikkat çocuklar, dikkat. Evet, güzel. Ver pası. Çok güzel bir çalım. Gabriel Jesus. Adam kaçırıyorum. Offside yok. Willian. Adamın önünde giden isim Willian. Bir şey deneyeceğim gençler. Bakın. Dur bakayım. Hop. Aferin be. Willian.
O hareketin üzerine gol olsaydı. Dur ya, sesim çatladı. Klima da açık ya. Vallahi alışmamışım da. Alışmadık bedende. Çamaşır durmazmış. Dakikalar 87, Neymar. İçeriye baktı. Güzel bir ortama. Biraz daha fazla basmak lazım demek ki. Dembele, alırım onu. Alamadım onu. Şimdi Marquinhos artık bitmek üzere. Casemiro, Jesus verdi pası. Augusto, klas bir dönüş. Ama 5 dakikalık uzatma mı? Ne oldu 5 dakika? Thiago Silva verdi uzak noktaya. Şu pas geçer. Augusto. Kime versin Augusto? Nefis çalımlar Augusto'dan. Augusto kendi gidiyor. Ara pasını düşündü. Koşamıyor kimse. Dani Alves içeriye baktı. Dani Alves orta yapacak. Yaptı vallahi. Yine döndü. Dani Alves bir daha yaptı. Bir daha döndü. Nasıl? William. Ah. Yetiş şuna ve bitiyor. 3-0. Almayı başarıyoruz ilk defa. İlk defa mı yendim bilmiyorum. Yendim herhalde daha önce de. Bu kadar farklı ilk defa yendim. 3 kişi 3'e 3 bir maç düşünüyorum yakın bir zamanda. Onu da denemek lazım. Onda çok güzel özellikler var. 3 kişi ayrı ayrı sevinebiliyorsunuz. Birlikte seviniyorsunuz. Gol sevinçleri falan var. Onun için işte 3 kişi olmamız lazım yan yana. Pekala, umuyorum video hoşunuza gitmiştir gençler. Sese Gel kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Ve eğer bu videoyu beğeniyorsanız beğen butonuna gömçürün çocuğum, gömçürün. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri, kalp kalbe karşı. İşte bu. Sevgiyle kalın. Sese doğru gelin gençler. Abone olun. Beğenmeyi de unutmayın sakın. Cansız.